Cinsel yola bulaşan hastalıklar e, dört ana grupta anılabilir. Bunlardan bir tanesi paraziter olanlar. En iyi bilineni uyuz ve bit gibi şeyler. Bu özellikle küçük çocukların cinsel olarak tacizinde tespit etmekte çok önemli özellikle. İkinci grup paraziter olanlar. E, bunlar e, hastalıklarımızın bir çoğunu oluşturan mantarlar. E, çok basittir. E, yine de geçişi ve bula bulaşma açısından çok sık rastladığımız şeylerdir. Üçüncü grup bakteriyel olanlar. Bunlar daha az görülüp ama daha ciddi sonuçları olan durumlardır. Örneğin klamidya gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci sırada bulunan bir bakteriyel cinsel yola boşan hastalık sonu kısırlığa giden birçok vakayı getirmektedir. Ülkemizde de yine çok iyi istatistikler olmasa da klamidyanın birinci sıradaki bakteriyel hastalık olduğunu zannediyoruz. Gonore ve sifiliz gibi tarihsel ama şimdi yeni yeni yeniden ortaya çıkmaya başlayan hastalıklar da var. Son grubumuz viral olanlar. En iyi bilinen iki tanesi herpes, uçuk virüsü, genital bölgede çıkanı. Bir de son yıllarda aşısı da çıkarılmış olan HPV, Human Papilloma Virüs. Ve son olarak da en nadir görülen AIDS de tabii ki cinsel yolu bulaşan hastalık grubunun sonunda yer alır. Ama sonuçları açısından çok ciddi şeyler yarattığı için önemli tartışılan ve araştırılan konulardan bir tanesidir. Cinsel yolu bulaşan hastalıklar İzole toplumlarda daha az görülürken dışarıya daha açık, turizmin daha çok olduğu, seyahatlerin daha sık olduğu örneğin ülkemizdeki gibi toplumlarda giderek artan oranda gözükmeye başlamaktadır. Ayrıca da dışarıdan gelen insan grubu da arttığı zaman örneğin Orta Afrika'dan bir turist ya da öğrenci grubu Türkiye'ye gelirse Türkiye'de hiç görülmeyen tropikal bölge hastalıkları da yine ülkemizde ortaya çıkmaya başlamaktadır.